Sayın Yargıtay Başkanımız, Sayın Adalet Bakanımız, Sayın Yüksek Hakimler Anayasa Mahkemesi'nden, Yargıtay'dan, Danıştay'dan, Türkiye Adalet Akademisi'nin Sayın Başkanı, Türk Tarih Kurumu'nun Sayın Başkanı, HSK'nın Sayın Daire Başkanları, üyeleri, çok kıymetli baro başkanlarım uzaklardan geldiler ama bu önemli toplantıya burada olma heyecanıyla katıldılar biliyorum. Meslektaşlarım, akademisyenler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Dünyanın en görkemli kütüphanelerinden birinin içindeyiz. Bunun gururunu yaşıyorum. Hep birlikte yaşamamızı da diliyorum. Bilmiyorum gezme fırsatınız oldu mu? Ama kitaplara ellerinizle dokunabileceğiniz, çalışanların size yardım etmek için adeta çırpındığı ve hukukun görkemini, bilginin görkemini ve devletimizin büyüklüğünü hissedebileceğiniz, dokunabileceğiniz bir kütüphane mimarisiyle, içindeki kitaplarla. Yapımında gerek fikir aşamasında, gerek inşa aşamasında, mimari aşamasında. Emeği geçmiş herkese, herkese. En içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bizim gurur vesilemizdir. Hiç kuşkusuz Ayhan Bey'e bize bu toplantıyı burada bu keyifle yapma imkanını da sağladıkları için, her türlü imkanı personelleriyle birlikte açtıkları için de özellikle ve girişte teşekkür etmek istiyorum. Sempozyumda emeği geçen çok sayıda kişi var. Birlikte sempozyumu yaptığımız Adalet Akademimiz, dolayısıyla Adalet Bakanlığımız var, Türk Tarih Kurumumuz var. Sayın Bakanımıza ve Sayın Başkanlara bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim, devlet kurallara uymayanlara müeyyide uygulama tekelini elinde bulunduran bir hukuki örgütlenmedir. Dikkat buyurursanız, yaptırım demedim, müeyyide dedim. Bu eskiye çok meraklı olduğum için değil, yaptırımın müeyyide kelimesini karşılamadığını bize fakülte birinci sınıfta hocalarım öğrettiği için. Evet, müeyyide kuralı teyit eden, kuralı ayakta tutan demektir. Devlet kurallara uymayanlara müeyyide uygulama tekelini elinde bulunduran bir hukuki örgütlenme. Hukuk devleti ise en bilinen tanımıyla kendi koyduğu kurallarla kendini de bağlı sayan, hukukun yöneticilerin iradesinin üzerinde kabul edildiği bir devlet. Türklerin çok sayıda devlet kurduğu bilinen bir gerçek. Üç kıtaya yayılmışız, devletler kurmuşuz ve devletler daha sonra ömürlerini tamamlamış. Son devletimizde ve sonsuza kadar yaşama kararlılığıyla buradayız. Şimdi bu devletleri kurabilmenin arkasında töre var, töre. Devletler ömrünü tamamlasa da töre devam ediyor. Töre hukuk demek. Yani Türklerin hukuk anlayışı. Türklerin devlet kurmaktaki başarısı, hukuk becerisi, hukuklarının aslında sanılanı iddia edilenin aksine bu konudaki derinlikleridir. Bir göçün yönetimi, göç edenlerin karşı karşıya bulundukları tehlikeler, gittikleri yerde yeni bir organizasyona girişmeleri, bunların hepsi töredir, töreye bağlıdır, hepsi hukuka bağlıdır. Töreden çıkmanın cezası da, müeyyidesi de kuşkusuz serttir. En sert müeyyide ise Türklerde töre dışına çıkanı devletsiz bırakmaktır. İşte o sebeple bizde devlet fikri bir başka yerde durur. Devletin üstümüzde çatı olarak yer alması, devleti yaşatmak o sebeple bizde bambaşkadır. Ancak kuşkusuz 21. yüzyılda, bugün daha da inanarak, daha da yüksek sesle söylediğimiz şudur: İşte bu devlet insan için olacaktır. Bu devlet vatandaşı merkeze alan, vatandaşın hakkını, hukukunu koruyan
bir devlet olacaktır. Çünkü bugün şunu biliyoruz. Her ne kadar töre sayesinde yani hukuk sayesinde devlet kurmakta, teşkilatlanmakta büyük başarı sahibi olan bizler, hukukumuzdaki gerilemeyle, adalet sistemimizdeki yalpalama ya da sıkıntıyla kurduğumuz devletleri elimizden yitirdik. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması, adalet sisteminin, hukukunun, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak gelişmesine bağlı. Zaten amacımız da budur. Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda kaleme aldığı Kutat Kubilik, bununla da ilgili Türkiye Barolar Birliği'nde çok önemli bir sempozyum yapmış idik. Diyor ki Kutat Kubilik'te, ister oğlum ister yakınım veya hısmım olsun, ister yolcu geçici, ister misafir olsun. Kanun karşısında benim için bunların hepsi birdir. Hüküm verirken hiçbiri beni farklı bulmaz. İşte bu hukuk devletinin Kutat Kubilik'teki ifadesidir. Yani törenin bugünkü karşılığı kanunsa, çağın koşulları içerisinde kanun önünde eşitlikten, hukuk devletinden, hukuk devletinin başlangıç adımlarından söz etmek mümkündür. En azından Has Hacib'in muradı budur. Öte yandan töreler kuşkusuz değişmez değil. Yeni koşullara, halkın duyduğu ihtiyaçlara göre de zaman içerisinde şekillenir. Hukuk zaman içerisinde şekillenir. Türk devletlerinde hakanlar töre değişikliklerini yapmak için kurultaylar düzenler. Burada yapılan tartışmalar sonucunda kanunlar değişir. Çünkü barikayı hakikat, müsademeyi efkardan neşet eyler. Yani hakikatin ışığı fikirlerin çatışmasından ortaya çıkar. İşte zaten bu çağdaş muhakemenin özü değil midir? Çağdaş muhakemenin özünü teşkil eden bu cümle biz Türklerde 1000 yıldır zaten konuştuğumuz, gelenek haline getirdiğimiz bir düsturdur. Çok devlet kurmanın doğal bir sonucu olarak farklı hukuk sistemlerine de aşina olmuşuzdur. Ve Türk hukuk tarihinin ikinci evresinin en önemli temsilcileri Selçuklu ve Osmanlı devletleri İslam hukukunu temel alan ikili hukuk sistemini benimsemişlerdir. Siyasetnamelerin, nasihatnamelerin, risalelerin temel meselesi ise adalettir. Selçuklu ve Osmanlı hukuk sisteminin mahkemeleri, Sayın Başkanım, davaları, duruşmaları, padişah fermanlarını, Şeyhülislam fetvalarını inanılmaz bir titizlikle kayda almıştır, arşivlemiştir. Türk hukuk tarihi üzerinde çalışan bilim insanlarının en büyük şansı da sanıyorum bu arşivlerdir. Aslen güçlü bir devlet arşivi, güçlü bir devletin dolayısıyla güçlü bir hukuk sisteminin de işaretidir, ispatıdır. Kutat Kubilik'te denildiği gibi bilgisize devlet ve ikbal gelirse bil ki bu devlet onda devamlı kalmaz. Ya da en iyi kanun yapan, ey kanun yapan, en iyi kanunu yap. Kötü kanun yapan kimse daha hayattayken ölmüş demektir. Yine Kutat Kubilik'ten ve Büyük Fatih'ten, Fatih Sultan Mehmet'ten kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adaleti öldürdüğün günde devlet öldürür. Uzatmayayım. Aslında şu ana kadar anlattıklarımı Mustafa Kemal'den, Büyük Atatürk'ten iki alıntı ile özetleyeyim ve bitireyim. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz. Bir diğer söz de şu. Bizim milletimiz ve hükümetimiz adalet fikri ve adalet zihniyeti noktasında hiçbir medeni milletten aşağı değildir. Belki tarih bu noktada yüksek olduğumuza tanıklık eder. Ben bu çalışmada sunulacak tebliğlerin çok önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi tebliğimin dışına, daha doğrusu açılışın dışına çıkarak bir paragraf bir şey söylemek zorundayım.
Unutmayalım ki Cumhuriyetimiz milli manevi değerlerimizle çatışma halinde değildir. Bazılarının bunu şu veya da bu sebeple bir çatışma vesilesi olarak yapması doğru değildir. Cumhuriyetimiz milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış ve taçlandırmıştır. Cumhuriyet milli manevi değerlerimizi milletimizin tümünü kucaklayarak taçlandırma heyecanıyla hayata geçirilmiş bir büyük hukuk inkılabıdır. Bir bilge insandan duyduğumu aktararak bitireyim. Evlatlarımızı en iyi şekilde, çağdaşlarıyla rekabet edecek şekilde yetiştirmeliyiz. Bu öğretim ile olur. Öğretim şart. Yetişmiş insanlarımız arasında hangi iş olursa olsun emaneti de ehline vermeliyiz. Bu da sosyal hukuk devleti ile olur. Peki. İyi de yetmiyor. Emaneti alanların, Türk milletinin milli davası olan çağdaş uygarlık seviyesinin de üzerine çıkma hedefine yürekten bağlı olmasını ve en vatansever olanımız görevini en iyi yapandır şiarıyla yetişmesini sağlamalıyız. Bu da eğitimle olur. Bu eğitimi vermediğimizde, sadece beceriyi ve öğretimi verdiğimizde milli davamızın davacılarında eksiklik meydana gelir. Bu eğitimin de verilebilmesinin yolu geçmişimizi çok iyi bilmektir. Türk hukuk tarihini anlamaktır. Ben emeği geçen herkese, konuşmalarını biraz sonra yapacak olan akademisyenlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Türk hukukunun gelişimine tuğla koysa bile herkese, geçmişlerimizde herkese, kadın erkek, tüm o hukuk savaşçılarına, bugün aramızda olmayanlara rahmet dileklerimi, bizimle birlikte olanlara da uzun ömür dileklerimi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.